Kaligrafi çalışmalarında kullanılabilecek kurşun kalemler marangoz kalemi adıyla piyasada satılmaktadır. Kullanım kolaylığı, maliyet gibi nedenlerle kaligrafiye ilk başlayanlara kurşun kalem kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden de alabileceğiniz bu kalemlerle başlangıçta aşırı bir masraf yapmadan kaligrafi yazmaya başlayabilirsiniz. diğer kaligrafi kalemleri gibi 45 derece açı ile kurşun kalemi tutarak güzel görseller oluşturabilirsiniz. Ayrıca eskiz kalemi adıyla daha ince uç takılabilen kalemler de mevcuttur. Bu kalemleri de çok güzel ince detaylar vermese bile başlangıç çalışmalarında kullanabilirsiniz. Genişliği az olsa da özellikle süsleme egzersizlerinde kullanabileceğiniz en uygun kalem bence. Çok kişi süsleme çalışmasını illa kaligrafi kalemiyle yapmaktadır. Ancak kaligrafideki genel süsleme şekillerini her tür kalemle çalışabilirsiniz. Önemli olan el alışkanlığı kazanmaktır. Gördüğünüz gibi kaligrafiye güzellik katan ince çizgiler yazıya tam aksettirilememektedir. Ama bizim istediğimiz el alışkanlığı kazanmaktır. Metal uçlu kalemlerle her hareketi kağıt üzerinde yapamazken kurşun kalemlerde sınırsız hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Ters hareketler, hızlı yapılan estetik görünen hareketler çok rahat yapılmaktadır. Bol bol çalışmak için ideal kalemler. Kalemlerin uç kısmı keskinliğini yitirdiğinde çakı ile düzeltmek gerekir bazen de eski karalama defteri üzerinde eski keskinliğine getirebilirsiniz. Bu kalemlerle çalışırken, aynı hareket özgürlüğünü metal uçlu kalemlerde bulamayacağımızı unutmamak gerekir. Tabii metal uçlu kalemlerde normal kağıtlara oranla kuşu kağıtlarda çok daha fazla hareket özgürlüğüne sahipler. Daha net yazı yazabilmek için kağıdın altlığının sert olmamasına dikkat edilmelidir. Yumuşak yazı altlığı kullanılır ve yazdığımız kağıdın kalınlığına göre birkaç adet müsvette kağıt çalışmamızın altına konursa çok güzel sonuçlar elde ederiz. sert zeminlerde ise kurşun kalem ucunun genişliği yazıya tam aksettirilememektedir. Örneğin direkt kağıdın altına kitap gibi malzeme koyarsak sonuç bu şekilde olur. Daha sert zeminlerde ise daha kötü sonuçlar alırız. Gördüğünüz gibi ucun genişliği kağıda tam olarak yansımıyor. Yazılardaki genişlik ve keskinlik farkı net olarak görünmektedir. marangoz kalemi haricinde değişik renkli çalışmalar yapmak istersek, çocuklar için satılan geniş uslu kuru boyaları satın alarak uçlarını çakı ile tornavida ağzı gibi düzleştirirsek, bu kalemleri de kaligrafi çalışmalarında kullanabiliriz. Ancak kalem alırken kalemlerin sert uçta olmamasına dikkat etmeliyiz. Sert uçlu kurşun kalem ve kuru boya kalemlerle yazı yazarken net bir görünüm elde edilememektedir. Örneğin sert uçlu kalemle yazayım. Gördüğünüz gibi güzel sonuç vermiyor. Yumuşak uçlu kalemlerle daha net yazabiliyoruz. Renkler daha net çıktığı için yazımız daha güzel görünmektedir. Kurşun kalem çeşidi kalemlerin ağaç kısmı çok sert olduğundan maket bıçağı, meyve bıçağı yerine iyi bir çakı kullanılması uygun olacaktır. Aksi takdirde bu bıçakların ağzını kalemleri açarken bozabiliriz. Göründüğü gibi çakı ile daha kolay kalemlerin ucunu istediğimiz gibi açabiliriz. Kurşun kalemlerin bir faydası da silinebilme özelliği olduğundan mürekkep ve fazla kağıt harcamadan tasarım çalışması yapmamıza imkan sağlar. Gerekirse yapılabilecek hataları azaltmak için ilk kurşun kalemle yazıp üzerinden mürekkepli kalemle geçilebilir. Eser bittiğinde kurşun kalem izleri sonradan silinebilir. Şimdi kurşun kalemlerle yaptığım birkaç egzersiz ekrana geliyor. Yumuşak uçlu kalemlerin bir dezavantajı ise yazı yazarken çok baskı uygularsanız uçları kırılabilir. Aslında bu videomda bütün kaligrafi kalemleri hakkında bilgi verecektim. Ancak izleyenlerin kafasında soru işareti kalmasın diye biraz detaylı anlattım. Bu yüzden video biraz uzun sürdü. Diğer kaligrafi kalemleri ile ilgili bilgilendirici videolarıma abone olursanız yayınlandığında çok kolay ulaşabilirsiniz. Videolarımı da şayet beğeniyorsanız beğen işaretine tıklarsanız sevinirim. Hepinize sağlık ve huzur dolu günler dilerim.